Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Çocukları Tanıma ve Değerlendirme kitabımızın 6. ünitesi olan Erken Çocuklukta Portfolyo Değerlendirmesi konusunu tartışacağız. Bu üniteyi tamamladıktan sonra kazanmanızı beklediğimiz bazı bilgi ve beceriler var. Bunlar şu şekilde. Bu üniteyi tamamladıktan sonra portfolyo değerlendirme yönteminin önemini ve işlemini açıklayabilecek, portfolyonun temel özelliklerini tartışabilecek, portfolyonun değerlendirme ilkelerini açıklayabilecek, Portfolyo hazırlamanın aşamalarını betimleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Portfolyolar bir veya birden fazla alanda öğrencilerin çaba, ilerleme ve başarısını sergileyen çalışmaların amaçlı, istendik, sistematik bir şekilde koleksiyonudur. Portfolyolar öğrencinin kendi gelişimini izlemesine olmak verirken, öğretmen ve ailenin de öğrencinin gelişimini izlemesine ve değerlendirmesine fırsat sunar. Alan yazında farklı kaynaklarda portfolyo, bireysel gelişim dosyası, ürün seçki dosyası, öğrenci ürün dosyası olarak da adlandırılmaktadır portfolyo dosyaları. E, portfolyo dosyalarını hazırlarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Portfolyoda çocuğun yaptığı her ürün yer almaz. Çocuğun önemli gördüğü ürünler yer alır. Portfolyoya koyacağı ürünleri çocuk kendisi seçer. Bu süreçte öğretmen rehberlik edebilir tabii ki. Portfolyo çocuğun kendisini yansıtmalıdır. Portfolyo dosyasının özelliklerine bakacak olursak şunlardır, gelişimi yansıtır, çift değerlidir, çoklu kaynaktan veri sağlar, seçicidir, özgündür, dinamiktir, yansıtıcıdır, bireyseldir, çok amaçlıdır ve etkileşimlidir diyebiliriz. Portfolyo türlerini değerlendirecek olursak kişisel portfolyolar, çalışmaları gösteren portfolyo, gelişimi gösteren portfolyo, geçiş portfolyo, grup çalışmalarını gösteren portfolyo, bütünleştirilmiş portfolyo, gösteri vitrin portfolyoları, elektronik portfolyo, öğretme öğrenme portfolyoları, değerlendirme portfolyoları ve çalışma portfolyoları olarak sıralayabiliriz. Elektronik öğrenme ve değerlendirme portfolyoları öğretmenlerin kendileri için de kullanabilecekleri portfolyolardandır e, farklı araştırmacılar, farklı bilim insanları portfolyo türlerini farklı şekilde ele almıştır. Hala da aynı portfolyo türlerini ideal öğrenci ürün dosyası, sergileme tipi öğrenci ürün dosyası, belgeleme tipi öğrenci ürün dosyası ve değerlendirme tipi öğrenci ürün dosyası olarak ele almıştır. Roll Hayser ve arkadaşları ise en iyi çalışma portfolyosu ve gelişim portfolyosu olarak ikiye ayırmıştır portfolyo türlerini. Portfolyo hazırlarken bazı amaçlarımız var ve bu amaçları büyük ölçüde Portfolyo, hangi tür portfolyo hazırlayacağımızı büyük ölçüde portfolyo hazırlama amacımız ve öğrenenlerin yani öğrencilerimizin yaş grubu ve gelişim düzeyleri belirlemektedir. Ee, peki portfolyo hazırlamanın amaçları nelerdir? Bunlara kısaca bakalım. Gelişim ve öğrenmeyi sağlıklı bir şekilde izlemek hem, öğren, hem öğretmen açısından hem aile açısından hem de çocuk kendisi inceleyebilir gelişim ve öğrenmesini. Tüm gelişim alanlarındaki gelişime ilişkin döküman oluşturmak. Öğrenenlerin öz değerlendirme becerilerini arttırmak, öğrenenlerin başarılarına dikkat çekmek, aileler ile iletişimi arttırmak, öğrenenlerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek, öğrenmeyi sağlamak, öğrenenlerin ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek, akran değerlendirme için fırsat sunmak ve bunun gibi birçok nedenden ötürü portfolyo hazırlayabiliriz. Peki portfolyo bize ne gibi yarar sunmaktadır? Öğrenenlere yarar sunmaktadır ve öğretmenlere yarar sunmaktadır. Öğrenenler kendi gelişimlerini izleyebilirken öğretmenler de öğrencilerinin gelişimi açık yanlarını keşfetmek için ya da en iyi alanlarını keşfetmek için portfolyo dosyalarından yararlanabilirler. Öğrenenlerine gibi yararlar sağlıyor demiştik. Bir bakalım. Öğrenenlerin zaman içerisindeki gelişimleriyle ilgili bilgileri artar. Öğrenenler kendi gelişimlerini görerek motivasyonlarını artırabilirler. Öğrenenlere güçlü ve zayıf yanlarını görme şansı verir. Öğrenenlerin sorumluluk bilinci gelişir. Öğrenenlerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlar. Öğrenenlerin değerlendirme yeterliliğinin gelişmesi desteklenir portfolyolar aracılığıyla. Peki öğretmenlere sağladığı yararlar nelerdir? Az önce de söylemiştik. Öğrenenlerin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesine imkan sunar. Öğrenenlerin bireysel farklılıklarının ortaya koyulmasına fırsat tanır. Öğrenen ve öğretmen iletişimini güçlendirir. Çünkü portfolyo hazırlama sürecinde öğretmen ve öğrenci işbirliği içerisindedir. Öğretmen ve aile ilişkilerinin gelişimine katkı sağlar. Sadece ürün değil, süreç değerlendirilmesine de fırsat tanır. Mesleki açıdan öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Peki bazı sınırlıkları nelerdir portfolyonun? Şimdi de onlara bakalım. Geleneksel ölçme değerlendirme araçlarına göre düşük güvenirlikte olabilirler. Öğretmenin iş yükünü özellikle kalabalık sınıflarda çok fazla artırır. Uzun zaman diliminde toplanan tüm çalışmaların, çalışmaların değerlendirilmesi biraz güç olabilir. Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesinin başlangıçta zor ve zaman alıcı olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır. Bir diğer nokta ise portfolyo dosyalarını saklamanın sınırlı, güç olması da bir diğer sınırlılığıdır. Fakat bu sınırlılığı e-portfolyo uygulamaları ile ortadan kaldırabiliriz. Peki portfolyoların içinde hangi materyaller, hangi ürünler yer alır bakacak olursak, öğrenenlerin çizimleri, resimleri, üç boyutlu ürünleri, fotoğrafları, gözlem kayıtları, video ve ses kayıtları, kavram haritaları, yazın ürünleri yani şiirler, hikayeler, günlükler portfolyonun içerisinde yer alabilir. Yani bize öğrenme sürecine ilişkin gelişime ilişkin delil sunabilecek her türlü materyal dosyanın içerisinde yer alabilir. Fakat burada öğrencinin seçmesi, öğretmenin bu süreçte ona rehberlik etmesi çok önemlidir. Portfolyo hangi bölümlerden oluşur bakacak olursak ön bölüm, ana bölüm ve son bölümü olarak karşımıza çıkar. Ön bölüm giriş bölümünde kapak sayfası, içindekiler sayfası ve öğrenci tanıtım sayfası bulunur. Ana bölümde ise Öz seçim formu, öğrenci çalışmaları, öz değerlendirme formu, akran değerlendirme formu ve grup değerlendirme formu yer alır. Son bölümde ise genel değerlendirme bölümleri yer alır. Portfolyo hazırlama sürecinde 3 e, önemli unsur vardır. Bu öğre, öğrenci, öğretmen ve velidir. Bunların rolleri çok önemlidir ve işbirliği de çok önemlidir portfolyo hazırlama sürecinde. Bir eğitim sürecinin ürünüdür portfolyo. Bu nedenle tüm biriktirilen ürünler tüm paydaşlarla paylaşılır. Yani aileler, akranlar, öğretmenlerden oluşan bir grupla bir sergi veya bir etkinlik aracılığıyla portfolyolar paylaşılır. Peki portfolyo dosyalarımızı nasıl değerlendireceğiz? Bu süreçte yararlanabileceğimiz birçok araç var. Kontrol listeleri, ürün dosyası değerlendirme formu, dereceli ölçekler, portfolyo değerlendirme Portföyünün değerlendirilmesinde kullanılabilecek araçlardır. Kitabımızın 6. ünitesinde bu konuya ilişkin ilgili, bu konuya ilişkin daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.